Sen böyle oturup duracak mısın hala? Ne yapayım anne? Oğlum işe gitmeyecek misin? İzinliyim ben. Aa, bana bir şey demedin. Şimdi diyorum işte anne. Bu Yasemin denenin Halil'in ölümüyle bir ilgisi var mı? Bana doğruyu söyle. Bilmiyorum anne. Ya demek bilmiyorum ya. Oğlum o Fidan'ın kocası çıktı televizyona bas bas bağırdı. O herifin lafına mı bakacaklar? Yeterli delil yok işte. Sen polis değil misin? Bulsana delil melil. Bu kadar anne benim polisliğim. Olmadı. Olmuyor. Yapamıyorum işte. Tamam. O kadar evimizi açtık. Kol kanat gerdik. Elimizden geleni yaptık. Ama insanlara bak ya. Ne yazık, vallahi yazık. Anne lütfen, tamam yeter artık. Tamam lütfen. Toprak. Beni Halil'in mezarına götür. Bir su dökelim. Çerin çöpünü toplayalım. Tamam anne. Ben bir üstümü başımı değiştireyim. Sonra çıkarız olur mu? Anacığım ağlama lütfen ya. Ah, nasıl ağlamayayım toprağım? Ay, hadi sen de suyunu dökün. Yakışıyor mu buralarda yatmak? Perişan ettin anne kendini, hadi gel. Eve gidelim. Anne be, ben şu bidonu unuttum. Bidonu alayım da geleyim. Oğlum plastik şişe bıraksana. İşte o yüzden anne, plastik kalmasın orada. Doğru diyorsun. Tamam hadi al da gel. Pardon, yok rahatsız olmayın lütfen. Rahatsız olmayın. Halil'in arkadaşı mıydınız? Yok. Ben karısıyım. Karısı mı? Bir isim benzerliği olmasın? Halil Karaçan. Hayır, biz akrabalarız çünkü de evlendiğinden falan haberimiz yoktu. O zaman çocuğundan da haberiniz yoktur. Çocuğu mu? Pek de yakın değilmişsiniz anlaşılan. Kusura bakmayın, beynim durdu bir an. Ben... Toprak, Halil'in kuzeni. Hülya, ya beni tanımamanız aslında çok normal.
3 sene önce kızım doğduktan sonra terk etti bizi Halil. Ama biliyor musunuz, çok sevindim gittiğinde. İyi ki de terk etti. Niye öyle dediniz? Neden sevindiniz anlamadım. Çocuğumun önünde de artık dayak yemeyeceğim için sevindim. Kemiklerim artık kırılmayacak diye sevindim. Yüzüm, gözüm çarşamba pazarına dönmeyecek diye sevindim. Eşyalarımızı uyuşturucu parası için artık satamayacak diye sevindim. Halil mi yaptı bütün bu anlattıklarınızı? Akrabanız Halil. Çok korkunç biriydi Toprak Bey. Yani siz hangi Halil'i tanıdığınız bilmiyorum ama benim tanıdığım Halil korkunç biriydi. Madem bu kadar korkunç biriydi, o zaman neden geldiniz mezarına? Sen öldün. Ama bak, her şeye rağmen ben hala hayattayım demek için. Şöyle bir isterseniz. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, geldin mi? Aa, bu hanım kim? Tanıştırayım anne. Hülya Hanım. Merhaba. Halil'in karısı. Ne? Ha, Halil'in karısı. Ben de yeni öğrendim. O yüzden kendisini eve davet ettim ki daha çok tanışırız, kaynaşırız. Aa ya. Ne kadar sürprizlerle dolmuş değil mi rahmetli? Hadi bakalım. Ya ne zahmet ettiniz. Aa, zahmet olur mu hiç? Hadi yine iyisin Perihan Sultan. Hep derdin bir kız torun istiyorum, kız torun istiyorum diye. Hülya sayesinde o da oldu. Hülya, bir dahakine ufaklığı da getirirsin değil mi? Tabii. Getir getir. Hem bizde kalırsınız. Halil'imin emanetisiniz siz bana. Yalnız değilsiniz ki artık. Biz varız. Bak, görüyor musun Halil'imi? Gitti ama bize ne hediyeler bırakmış. Hiç. Vallahi hiç de belli etmedi bize aile babası olduğunu. Öyleydi o. İçine kapanıktı. Bize yük olmasın diye yapmıştır. Korkmuştur. Muhakkak öyledir anacığım, muhakkak. Ay, kek vardı dünden. Onu getireyim ben. Zahmet etmeyin. Zahmet olur mu hiç? Öyle söyleme. Sen bizim evin kızısın artık. Çok teşekkürler. Hülya, teşekkür ederim. Anneme olanları anlatmadığın için. En azından Halil onun hatıralarındaki gibi kalacak. Sağ ol. Anne, size afiyet olsun. Benim biraz dışarıda işim var. Nereye oğlum? Geç gelmem anne, merak etme. İlla görüşürüz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ay, biz de Hülya'yla şimdi torunumun fotoğraflarına bakarız.